Şimdi o arkadaşımız birebir çalışma yaptı kişilerle. Birebir seanslar yaptı. Çatışmanın envai türlü çeşidi var. Şimdi diyoruz ki biz çatışmayı iki ya da fazla seçenek üzerinden yapabiliriz. Böyle bir durum doğabilir. Çatışmanın bir olumlu bir de olumsuz etkileri var üzerimizde. Diyoruz ki her zaman çatışma kötü bir şey değildir, iyidir. Yapılması da gerekebilir. Bazen buna biz ihtiyaç duyarız. Bazı kurumlarda yöneticiler bilinçli olarak çatışma ortamı yaratırlar. Çünkü onun olumlu yönleri olduğunu bilirler, bilincindedirler. Nelermiş olumlu yönleri? Mevcut sorunlar ortaya çıkar. Değil mi? Artık insanlar konuşmaya başlar, içindekileri ortaya atar. Hele bir de yöneticileri onlara fırsat verdiyse, konuşma fırsatı ortaya çıkar. Olumlu yönü, tarafsız kalan bireyler görüşlerini beyan eder. Aa bir bakarsınız, o hiç konuşmayan Ayşe konuşmaya başladı. Fikirleri varmış Ayşe'nin. Halbuki biz onu hep sessiz kişilik olarak tanıdık, değil mi? Halbuki fikri varmış, ortaya çıktı. Ne yani olduğumuz yetişme kültürümüz. Evet. Harikasın, çok güzel. İyi bir nokta. Siz de düşünüyorsunuz. Farklı kişisel ölçüde. Harika, farklı kişilikler. Süper. Başka? İletişim nedir? Sizce iletişim nedir? Ben işin teknik kısmını yazmışım. Sizce nedir? Ben iletişimi şöyle yorumluyorum diyenlerim. Etki, tepki, diyalog kurabilme. Bana göre böyle diyorsun. Harika. Kendini ifade edebilme. Süper. Başka? Süper. Anlatabilme. Süper. Dengeyi tutmak bu bir strateji oyunu. Tekrar altını çiziyorum. Ve iletişim oyunu. Fatma abla. Ortada. En başta. Fatma abla sen konumu uzatmışsın şöyle. Dürüst sağ ol. En başta. Bakın sonraki hamleyi düşünerek hareket edin. Bu bir strateji oyunu.